Khan Akademi'de polinomların çarpanlarına ayrılması konusunda bir sürü video bulabilirsiniz. Bu videoda yüksek dereceli polinomların çarpanlarına ayrılması üzerine birkaç örnek daha yapacağız. Önce biraz ısınalım. Evet, 6x kare artı 9x çarpı x kare eksi 4x 4 x artı 4'ü çarpanlarına ayıralım. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurup bunu kendi kendinize yapmayı da deneyebilirsiniz. Şimdi birlikte yapalım. Bu örneği daha önceki örneklerden farklı kılan şey polinomun kısmen çarpanlarına ayrılmış olması. Evet yüksek dereceli bu polinom gördüğünüz gibi ikinci dereceden iki polinomun çarpımı olarak ifade edilmiş. Ama çarpanlarına ayırmaya devam edebiliriz öyle değil mi? Peki nasıl mı? 6x kare artı 9x'teki iki terimde de 3x çarpanı var öyle değil mi? O halde bunu 3x parantezine alabiliriz. 3x çarpı, 3x ile neyi çarparsak? 6x kare elde ederiz. 6 elde etmek için 3'ü 2 ile, x kare elde etmek için de x'i x'e çarpmamız lazım. Peki ya 9x? 3x'i ne ile çarparsak? 9x elde ederiz. 3x ile 3'ü çarpınca sonuç 9x olur öyle değil mi? Sağ? da yapabiliriz. Bu parantezi açarsak 3x çarpı 2x'ten 6x kare 3x çarpı 3'ten de 9x elde ederiz. Şimdi sıra geldi buna. Sizce bunu çarpanlarına ayırabilir miyiz? Bunun bir tam kare olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Çarpımları 4 toplamları da eksi 4 olan iki sayı. Evet, eksi 2 ve eksi 2'dir. O halde bunu da x eksi 2'nin karesi ya da x eksi 2 çarpı x eksi 2 olarak yazabiliriz. Bu yaptığımı neden böyle yaptığımı anlayamadıysanız, tam kare ifadelerin çarpanlarına ayrılması ile ilgili yaptığımız videoları izlemenizi öneririm. Evet, işte bu kadar. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırdık. İsterseniz bundan biraz daha zor bir örnek daha yapalım. Bu da x küp eksi 4 x kare artı 6 x eksi 24 olsun. Bunu çarpanlarına ayırmayı deneyelim. Hadi hemen videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize yapmaya çalışın. İpucu ister misiniz? Çarpanlarına ayırmak için gruplama yöntemini kullanabilirsiniz. Peki bu bir anlamda daha önce gördüklerimizden bir miktar daha kolay olacak. Gruplama ile çarpanlarına ayırdığımız zaman ikinci dereceden ifadenin ortasındaki terime yani x'li terime bakıp e, toplam 4 terim elde edebilmek için bunu iki ifadenin toplamı veya farkı olarak ifade etmiştik. Buradaysa zaten elimizde 4 tane terim var. Peki Üçüncü dereceden bir ifadeyi çarpanlarına ayırmak için her zaman gruplamayı kullanamayabilirsiniz ama yine de denemeli ve olup olmadığına bakmanızı öneririm. İfade bu şekilde verildiğinde x küp eksi 4 x kareye bakalım ortak bir çarpanları var mı? Evet ikisi de x kareye bölünebilir öyle değil mi? O halde bunları x kare parantezine alabilirim. x kare çarpı x eksi 4. Peki, ya bu ikisi? 6x ile eksi 24'ün ortak bir çarpanı var mı? Elbette, ikisi de 6'nın katı öyle değil mi? Bunları da 6 parantezine alırsak, hemen yazıyorum, 6 çarpı x eksi 4. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini de tahmin ediyor olmalısınız. x eksi 4'ü burada ve burada farklı ifadelerle çarpmışız. Başka bir deyişle, bu ifadeyi bir de x eksi 4 parantezine alabiliriz. Evet. Evet, x eksi 4 çarpı buradan x kare, buradan da 6 gelir. x eksi 4 çarpı x kare artı 6. İşte bu kadar.